Evet, şimdi bir Kayseri'ye gidelim istiyoruz. Kayseri'de ne olup bitiyor? Çok hassas bir mesele. O yüzden işte yerinde haberciliğin önemli ve kıymetli olduğu, belki de en önemli olduğu meselelerden birinde Halk TV muhabiri Ferit Demir Kayseri'de. Ferit'e döneceğiz. Ferit, dünden beri oradasın, çok şeye şahit oldun. Neler oluyor Kayseri'de? Gözde Şeker, Kayseri'de neler oluyor? Kayseri'de hava karardıktan sonra halk sokaklara dökülüyor, tepki gösteriyor. Kime tepki gösteriyor? Suriyeli sığınmacılara, yani Suriye'den Türkiye'ye gelen mültecilere tepki gösteriyor. Kayseri'den ve Türkiye'den çıkarılmalarını, kendi ülkelerine geri gönderilmelerini talep ediyorlar. Biz çalışamıyoruz, iş bulamıyoruz. Bütün iş alanlarında onlar çalışıyor diyorlar. Dün gece de burada saat 21.30 sularında burası Danişment Gazi Mahallesi ve bulunduğumuz bölge Osmanlı bölgesi olarak, yani Osmanlı bölgesi burası. Yolun üst tarafı ise Selçuklu bölgesi. İşte dün gece buralarda yoğun bir kalabalık vardı. Yüzlerce kişi meydanlara indi ve sloganlar attılar, tepki gösterdiler. Hükümetin istifa etmesi yönünde defalarca sloganlar attılar. Kadınlar vardı, çocuklar vardı, yaşlılar vardı. Dün gece grup polis aracının geldiği bölgeden bu bölgeye doğru yürüyüşe geçti ve burada inanılmaz bir gazlı saldırı oldu ve bizler de yoğun bir şekilde etkilendik ve daha sonra grup hemen şu bölgeye doğru dağıldı ve daha sonra da daha üst sokakta, yani Selçuklu bölgesinde toplandı ve daha sonra grup giderek saat 10 sularında daha da kalabalık oldu. 10-13 sularında ve şu bölgeye doğru geldiler. Şu bölgeye geldiklerinde de tam mahalle arasındayken tekrar polis grubun önünü dört taraftan kesti ve gaz bombalarıyla müdahale etti ve bu bölgede çok sayıda kişi gözaltına alındı ve olaylar sadece bu bölgede kalmadı. Danişment Gazi bölgesinde kalmadı. Sahabiye, yani şehir merkezinin çok yakındaki bölgeye sıçradı. O bölgede de göstericiler sokağa indi ve Suriyeli sığınmacılara ait çok sayıda iş yeri yakıldı. Çok sayıda arabaları yakıldı, tahrip edildi ve o bölgede de yoğun bir müdahale oldu. Polis o bölgede daha sert davrandı. Az önce Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Aşkın Genç ile görüştüm. Aşkın Genç Emniyet Müdürlüğü ile görüştüğünü, Emniyet Müdürlüğü'nün dün gece yakma olaylarına karıştıkları iddiasıyla ve polisin dağılın ikazlarına uymayan 275 kişinin gözaltında olduğunu ve bu kişilerin sorgularının devam ettiği belirtiliyor. Bugün de bazı gözaltıların olabileceği belirtiliyor. Yani Kayseri'de gece saatlerinde sokaklar hareketleniyor, vatandaşlar tepki gösteriyor. Özellikle bu bölgede daha çok hareketlenme oluyor, ancak sadece bu Danişment Gazi Mahallesi ile kalmadı. İşte dün bu bölgede sokaklara çıkan, yürüyen gruplara yeni bölgede, Sahabiye bölgesindeki vatandaşlar, Kayseriler de katıldı ve o bölgede de birçok iş yeri, birçok araç yakıldı. Şimdi polis o bölgede, biraz bize uzak kaldığı için belki bir sonraki yayını o bölgede yapabiliriz. Polis o bölgede çalışmalarını devam ettiriyor. Bu bölgede de şu anda sakin, sessiz bir durum söz konusu. Belediye, Malik Gazi Belediyesi buraları temizlemek için çok sayıda araç görevlendirdi. Ancak polis ekipleri de sürekli bu bölgede, çok sayıda polis ekibi de bu bölgede devriye görevi yapıyor. Olası bir toplanmaya karşı anında müdahale ediyor ve grupların yanına gelmesini engelliyor Gözde Şeker. Çok teşekkürler aktardıkların için, ama ben bir şey merak ediyorum. Sana kısaca onu sormak isterim. Senden başka yerel basın mensupları haricinde meslektaşın var mı orada? Maalesef ki yok Gözde Şeker. Halk TV burada yayın yapan, halkın içinde olan, halkla halkın sorunlarını dinleyen
tek kanal ve Kayseri'nin neresine gidersek gidelim biz gece gündüz bizi görüyorlar Halk TV. İyi ki buradasınız. Siz gerçekten habercilik yapıyorsunuz manasında. Birçok kesim, birçok siyasi parti üyesi olduğunu bile belirten vatandaş, Kayserili bizim yanımıza gelerek konuşmak istediklerini belirtiyorlar. Tepkilerini dile getirmek istiyorlar ve 5. katlardan, 7. katlardan ve sokak aralarından bizi gördükleri yerde Halk TV buraya gel, Halk TV buraya gel diye çağırıyorlar bizi ve çünkü birçok vatandaş diyor ki nerede diğer kanallar? Bu madem ülke meselesi ama diğer kanallar ortada yok. Bir gerçekten biz burada hem bu bölgede hem Kayseri merkezde hem diğer olayların yaşandığı diğer bölgede Halk TV olarak hep sokaklardayız. Yaşanan gerçekleri veriyoruz. Vermeye de devam edeceğiz Gözde Şeker. Evet, başka sorum yok Ferit Demir. Çok teşekkürler. Hasan Bıra'yla beraber kolaylıklar diliyoruz.